Artık her bakan kendine göre bir sosyal medya mecrası seçip oradan istifa ediyor. Önümüzdeki süreçte kabinenin bir diğer ultra başarılı üyesinin, yani Tarım Bakanı'nın da TikTok'ta yapacağı bir tweetle istifa etmesini bekliyoruz. İlk günden beri uyardık. Damadına her ay yeni paket açıklatma. Damadı paketle Türkiye nefes alsın dedik. Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz damat bakan gitti. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Ne var ki? Kendisinin gelişi de, gidişi de bu ciddiyetsiz yönetim anlayışının, devletimizin düşürüldüğü gülünç durumun ibretlik bir vesikasıdır. Eski damat bakanın istifa sürecinde Sayın Erdoğan'ın internet ve sosyal medya yasaklarında neden bu kadar ısrar ettiğini daha iyi anladık. Kendisi lafa geldi mi, biz devlet yönetiyoruz, devlet diye parmak sallarken, geçtiğimiz dönemde bir bakanı Twitter üzerinden, son olarak da damadı Instagram üzerinden istifa etti. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde artık her bakan kendine göre bir sosyal medya mecrası seçip oradan istifa ediyor. Önümüzdeki süreçte kabinenin bir diğer ultra başarılı üyesinin, yani Tarım Bakanı'nın da TikTok'ta yapacağı bir tweetle istifa etmesini bekliyoruz. Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Haydi ülkeyi düşürdüğünüz durumdan utanmıyorsunuz. Bari 5000 yıllık Türk devlet geleneğimizden utanın. Bari atalarımızın şanlı mirasından utanın. Ayıptır, ayıp. Dava arkadaşlarım, milletin hazinesinin bunca zamandır teslim edildiği bu ciddiyetsizliğin, bu beceriksizliğin açtığı yaraların süratle tamir edilmesi gerekiyor. İlk günden beri uyardık. Damadına her ay yeni paket açıklatma. Damadı paketle Türkiye nefes alsın dedik. Bu vesileyle iktidar medyasının hakkını da teslim etmeden geçmeyeyim. Tüm havuz medyasını Sayın Albayrak'ın istifa sürecinde gösterdikleri üstün gazetecilik performansı ve başarısından dolayı tebrik ediyorum. Vallahi doktora tezi, master tezi çıkar bu işte. Yarın. Biz medyanın saraya bağlı olduğunu biliyorduk. Ama bu gerçeği milletin huzurunda olabilecek en rezil şekilde itiraf etmelerini doğrusu hiç beklemiyorduk. Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı istifa etmiş, hem de Instagram'dan etmiş, dünya basını, Avrupa basını olan biteni manşetten veriyor, yabancı ekonomik kanalları flash haber olarak altyazı geçiyor, Amerikan basını bile başkanlık seçimini bırakıp son dakika gelişmesi olarak Türkiye'ye bağlanıyor. Ancak saray medyasında tek bir haber dahi yok. Medyanın görevi Türk milletine haber vermektir. Elbette medya kanalları arasında görüş farklılıkları olur. Ama ayyuka çıkmış bir haberi gizlemek olmaz, olamaz. Gazetecilik mesleğine bu kadar mı sırtınızı döndünüz? Türk milletinin haber alma özgürlüğüne bu kadar mı kastettiniz?